Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. İnşaat simülasyonu Construction Simulator 2015 artık Türkçe olacak. Bugün yapılan açıklama ile bu kesinleşti arkadaşlar. Biz de sizlere duyurduk. Ben şöyle yazıyı göstereyim sizlere. Daha sonra oyuna dönelim. Aralık ayında biliyorsunuz yıl bitmeden önce bir küçük bir kampanya yaptık. Orada tepkimizi dile getirdik. Sizden de yardım istedik. Mesaj attınız. Yorumlarına destekli bulundunuz. Daha sonra orada Bait, geliştirici ekipten Bait bir açıklama yaptı. Yani teşekkür etti. Yeni yılda, Ocak ayında karar vereceklerini söylemişti. Ocak ayına geldik, hatta Ocak ayı bitmeye başladı. Biz orada tekrar yorumlar falan attık ama cevap gelmedi. Bugün 26 Ocak. Ben dün sizlere Mamut mod paketini tanıtmıştım. Orada belirtmiştim hani tekrar ulaşacağım falan. Sonra tekrar ulaştım Astrogon'a. Sonra da burada yazdık tekrar. Bugün de bir açıklama yaptı. Bait tekrar yakında gelecekmiş. Ocak ayında biliyorsunuz yeni yıl planları falan açıklıyorlarmış. Yoğun geçiyormuş bu nedenle. Yazamamış şimdiye kadar. Şimdi karar vermişler. Yeni dillerle birlikte Türkçe'de gelecekmiş. Türkçe dışında ne olacak bilmiyoruz. Muhtemelen hani diğer oyunlarda olduğu gibi farklı ülkelerin dilleri eklenir. Uzun sürmeyecekmiş bu olay. Yani bence Şubat ayında oyun Türkçe olacak. Biliyorsunuz Astrogon firması diğerleri gibi değil. Yamaya falan izin vermiyor ve çeviri ekibi tutuyor. Çeviri ekibi ya da firma işte orada onlara ücretle çevirtiriyor oyunları komple. Daha sonra hemen güncellemeli yayınlıyor. Steam forumunda yani burada duyurusun yapılacakmış ek dillerin çıkış tarihini. Muhtemelen yeni DLC paketleri gelecek. Zaten biliyorsunuz hani oyun artık bitme durumuna geldi. Gold sürümüne kavuştu Kasım ayında. Bir yıl oldu sonuçta, biz hani ondan sonra artık gelmeyince, Gold sürümünde bekleyince, yani Türkçe dil desteği gelmeyince artık yani canımıza tak etti. Sabrettik. Yani şu an oyun Türkçe. Çok geç oldu. Çok geç oldu ama yapacak bir şey yok. Artık yeni çıkacak bütün simülasyon oyunları Türkçe oluyor arkadaşlar. Stikonomi oyunun mesela Crevas ekibi Türkçeleştirmişti. Truck Sim mobil kamyon simülasyonu Türkçe olmuştu. Bus Simulator 16 çıkacak 2 Mart'ta, o Türkçe olacak mesela. Şimdi bu oyun Türkçe olması gerekiyordu. Türkçe olması gereken oyunların başında geliyordu. Niye? Çünkü oyunda her şey arkadaşlar metinlere dayalı. Şöyle görüyorsunuz hani, şimdi açayım şöyle ESC'den bütün şeyleri. Diyaloglar var, görevlerin açıklamaları var, malzeme alıyorsunuz vesaire, bir sürü şey var. Yani ne yapmanız gerektiğini burada sizlere gösteriyor, anlatıyor ama Türk oyuncular hani genel olarak anlayamadı ve oyun karmaşık. Eğer bu tarz oyunlara alışık değilseniz adam indiriyor ve oyuna bakıyor, çözemiyor, kalıyor öyle. Uğraşmak da istemiyor çünkü vakit kaybetmeye gerek yok. Sonuçta simülasyon arkadaşlar, hani çok zaman harcamanız gerekiyor bu oyunda oynarken. Gerçekten bir işçi gibi çalışıyorsunuz burada. Malları alıyorsunuz, malzemeleri alıyorsunuz. Kamyona yüklüyorsunuz. Vinçle kamyondan indiriyorsunuz. Eve, yani o binaya, çalışma şantiyeye bırakıyorsunuz filan. Bir sürü iş var, aşama var. 10 tane 20 tane aşamalı inşaatlar var biliyorsunuz. Şöyle mesela bu bina, apartmanlar. Tabii işler yenilenmiş bende ya tekrar. Bende işler biliyorsunuz tekrar tekrar çıkıyor. Seviyede biraz saçmalık var. Bir şey yapmıştık ya, geçen videoda söylemiştim. Her neyse, şimdi oyunda artık Türkçe dil desteği olacak. Rahat rahat kullanacaksınız. Hala satın almayan varsa Play Store'dan 24 TL'ye veya Steam'den alabilir diğer DLC paketleriyle. 24 TL artı 19 TL'ye de Gold DLC'sini ekleyebiliyorsunuz. Uygun bir fiyata geliyor. Alabilirsiniz, rahat rahat oynayabilirsiniz. Komple Türkçeleştirilecek oyun. Şöyle görüyorsunuz, her şeyi anlayacaksınız. Ayarlarını. Ben şu an 1080p'de akıcı bir şekilde oynuyorum arkadaşlar, sıkıntı yok. Logitech X-T3'te Pro Joystick var biliyorsunuz bende. Ben onun hani ayarlarını göstermedim. Hayır, göstermedik. Çünkü ben çeksem bile öyle kalacaktı. Hani ben bile oynamıyorum çünkü hem İngilizce hem de böyle Türkçe olsun, biz video çekelim, konuları hazırlayalım, hani biraz daha insana ilgi göstersin, onlar oynasın. Joystick alacak varsa joystick alsın, ancak öyle olur. Türkçe olmadan olmuyor yani. Kesinlikle olmuyor artık. Türkçe dil desteğinin olması gerekiyor bütün oyunlarda. Şimdi olacak, ben de o
joystick'i tekrar bir kurcalayayım, ayarlarını tekrar yapayım. Zaten kolay. Şöyle ikinci sekmede atayabiliyorsunuz hepsini tek tek kendiniz. Benim daha önce de atadıklarım bunlar arkadaşlar. Şöyle komple sileceksiniz bunları, atayacaksınız sonra. Bayağı kolay. Hani ayrı ayrı olduğuna kontroller karışmıyor birbirine. Hani mesela siz neyi kullanacaksınız? O aşamada forklift'i mi kullanacaksınız? Mesela ben atamıştım, şöyle görüyorsunuz. Orada direkt atıyorsunuz tek tek ayrı ayrı olarak. Gayet kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Farming Simulator'da mesela çok zor. Biliyorsunuz orada karışıyor filan. Bayağı sakat onda. Bunda sıkıntı yok. Gayet iyi bir şekilde yapılabiliyor. Credits, Weltenbauer ekibi, geliştirici ekibi. Bu oyun Unity oyun motoruyla geliştiriliyor arkadaşlar. Bu adamlar biliyorsunuz modelci, modelci tasarımcı. Yani modeller zaten çok kaliteli biliyorsunuz. Test ekibi bu. Yine bu PR ekibi. Bunlar ne oldu merak ediyorum. Bunlarda bir durgunluk var ama neyse. Astrogon'la Rondo Media birleşince bunlar da galiba katılacaklar artık oraya. Zaten onların altında çalışıyorlardı ama. Liber araçları lisanslı. Daha sonra MAN kamyonları lisanslı. Steel lisanslı arkadaşlar. Özel teşekkürler vesaire. Bu şekilde. Construction Simulator 2015. Multiplayer 4 kişilik. Avrupa, Amerika, Asya, yani Japonya, Asya ve Japonya, Avustralya sunucuları var. Biz Avrupa'da oynuyoruz. Buradan kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Sunucu kendiniz oluyorsunuz. 4 kişilik şifresi oluyor vesaire. Steam atölyesinde modlar var. Çok az mod var ama bu bir sonraki oyunda artık değişir. Umarım daha da kolaylaşır paylaşımlar. Ben burada bitireceğim. Bir görev yapacağım bugün. Şu gördüğünüz şu havuzu veya şu enerji istasyonu yapmayı planlıyorum. Bunları ben yaptım ama tekrar çıkarıyor benim başıma. Yeni bir profile başlamak gerekiyor galiba. Profil dağıldı biliyorsunuz, bozuldu benim. Her neyse, ben burada bitireceğim. Şöyle buraya gelelim. Kendi garajıma, büyük garajıma, şehirdeki garajıma ekipmanlarımı görüyorsunuz. Mod paketi şeyde, galeride arkadaşlar. Şöyle dur, zıplayamadım ya oradan, bir dakika. Şimdi Türkçe olunca bende de bir ilgi başladı ya, sormayın. Zaten ne zamandır oynamıyorum filan. Şöyle damperli kamyonlar, döner sondaj kulesi, vinçler, kuleler, kule vinci. Bende bütün hepsi var, paket komple. Daha sonra ne var işte, bu bunlar çok güzel mesela. Şu lavabo, dorsel ağır nakliye dorsi, bu var mesela. Onun dışında kepçeler, ekskavatörler var. Silindir yok, ben silindir alacağım. Filoyu büyüteceğiz ya, para lazım tabi, çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Hatta galeriye gidersek galeride şey görebilirsiniz. Paletli vinci. Dün fotoğraf çekmiştim burada da. O mod paketi. Diğerlerini alamadım hala. O Liber var mesela, çok 9 aksı mobil vinç, onu almak istiyorum. Güzel, beğeniyorum onu. Şu paletli vinç çok güzel arkadaşlar. Şöyle bineyim mi? Ya dehşet bir şey ya bu. Şu vinç bile arkadaşlar çok uzayabiliyor musunuz? O diğeri kim bilir nereye kadar gidiyor. Videoda izlemeyen varsa izleyebilir kanaldan. Şimdi ard arda 3 tane Construction Simulator 2015 videosu olacak ama olsun arkadaşlar. Harika ya. Şöyle yukarı kadar çıkabiliyor zaten bu. Bunun videosunu daha önce çekmiştik, bayağı uğraşmıştık onda. Ondan sonra zaten bir daha uğraşmadım. Böyle kaldı burada. Bunu dağıtacağız. Şunu şöyle kapatabiliyorsunuz diğer şeye geçtiğinizde. Şunu dağıtmanız gerekiyor. Nasıl dağıtacağım bunları? Bir bakalım. İnelim. Şunu dağıtmamız gerekiyor yani. Zaten ihtiyacımız olduğunda buraya getiririz ya, inşaatta. İhtiyacı olduğunda. Her neyse, ben bitireceğim burada videoyu. Görüşmek üzere diyelim. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bundan sonra diğer oyunlar için birkaç çalışma daha yapalım arkadaşlar. Transocean var. Fenbas Simulator var. Transit Simulator var mesela, o kaç yıldır çıkıyor filan, önemli bir kitlesi var Türkiye'de ama sadece oynuyorlar.
Ben de pek oynamadığım için oyunu biliyorsunuz hani ilgilenmeyince olmuyor. Onunla da bir çalışma yapmamız lazım. Yeni oyunu artık o yeni oyunda Transmetre 2017'de Türkçe olması gerek. Birkaç tane daha yapım var. Onların da olması gerekiyor. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.